savaşacağım. Fosforus canımı verene dek mi savaşacağım ben acaba? Fosforus. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir izin günümde sizlere makruf dosyası ve hassasiyet ayarlarımı paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle geçiş yapalım. Şimdi merak edilen konu şuydu. Ben bu makroları paylaşıyorum ama benim hassasiyet ayarlarım ne yani? Hassasiyet ayarlarım ne? Merak edilen konu buydu. Evet, hassasiyet ayarlarımı açıyorum arkadaşlar. Bak, tek makro paylaşacağım. Tek makroda 4x, 3x, 6x sprey. Şimdi deneyeceğiz hemen. Hepsini deneyeceğiz. Ama bak, bu emülatör ayarları. Dikkatinizi çekerim. Hassasiyet ayarlarına bu şekilde bakın, yavaş yavaş. Ekran görüntüsünü alın. Ona göre ayarlayın yani. Ben bu şekilde ayarladım. Bunu bu şekilde ayarladım ben. Şimdi size hemen gösteriyorum. Önce 6'dan başlayalım. Bakın, bu 6x. Makroyu açtım, aktif ettim. Çakıyorum bak. İyi dinleyin. Mouse'u aşağı çekmiyorum, sabit tutuyorum. Bu. Siz mouse'u azıcık aşağı çekseniz yeterli. Bak, azıcık aşağı çekerek ateş edeceğim. Çok az aşağı çekiyorum. Çok az. Şimdi 3x'e dönüyoruz. 3x. Mouse'u hiç hareket ettirmiyorum. Hafif aşağı iniyor. Önemli değil. Onu siz mesela şey yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz yani. Açıyorsun hassasiyeti. Aşağı çekiyor ya. 6 yapacaksın. Bak, 6 yap. 3x'e çektim. Makro açık. Dümdüz. Bak, bir hareketle. Sadece bir hareketle. Şimdi hemen 4'e geçiyoruz. Aynı makro. Vereceğim tek makroda bütün işi halledeceksin. Bak, tek makro. Sabit. Okey mi? Tek makroda bütün dürbünleri ayarlıyorsun. Hassasiyete geliyoruz. Hassasiyet ayarlarını bu şekilde yapın. Kamera hassasiyetini bu şekilde yapın. Gördüğünüz gibi. Ateş etme animasyonunu da bu şekilde yapın. No sıkıntı. Ha, bir de şu olaya çok takılıyorsunuz. Hemen şunu da göstereyim. Şimdi ben de burada 1024x768'e çözünürlük. Bu çözünürlüğü istersen değiştirebiliyorsun buradan. 2 dakikalık işi var bunun. Şuradan headshot'a tıklıyoruz. Makroya tıklıyoruz. Hangisini değiştirmek istiyorsun şeyini mesela? Ultra 3x mesela diyelim. Hani bunu seçtik. Bak, şurada 1024x768 yazıyor. Hemen buna 1920 yapalım. 1080. Geri yapıyoruz şöyle. Back yapıyoruz. Düzenlenmiş bilgiyi kaydet diyor. Yes diyoruz. Tamam işte, bak, oldu. Yani bu çok basit yani bunu değiştirmek. Şimdi bir deneyelim bakalım. 4x. 1080 piksel yaptık. Hadi bakalım. 1920'ye 1080 yaptık. Ah, bak, biraz daha güzel oldu. Bunu böyle paylaşayım. Kullanın. Hayrını görün. Bu makroyla sizin de 4x'iniz artık sekmeyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makromuzu yaptık. Makromuz bu şekildeydi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.